Ya ben bugün bir şey dikkatimi çekti. Bilmiyorum kimden dikkatimi çekti. Bugün hem Adapazarı Belediyesi'nin hem Büyükşehir Belediyesi'nin iki tane Adapazarı çok güzel Belediyesi'nin etkinliğine ekranı. çok güzel bir projesi oldu. Ben şahsen şehir adına sevindim. Yani hem Adapazarı Belediyesi'nin hem Büyükşehir'in 3 milyarlık projeleri hem de bu son açıkladığı Nihilada projesi. Ben bir Sakarya olarak beğendim, destekliyorum. Hoşuma gitti ama AK Parti tanıtımından sorumlu Genel Başkanımız Hamza Dağ geldi. Her iki projede şöyle bir konuşma yaptı. Ben yadırgadım onu. Ben Sakarya'ya tanıtım için geldim. Tanıtıma geldim. Tanıtımla ilgili çalışmaya geldim. Ama işte beni aldılar. Adapazarı'nın işte bu projesinin şeyini lansmana da Sinofo'ya. getirdiler. Beni aldılar işte bu Sabancı'da buraya da geldim. Mikrofonda böyle konuşuyor. Ya bu ne demek? Ben bunu anlamadım ya. Hamzi Dağ'ın görüntüsünü Yani verir misiniz? ben orada şunu beklerdim Sayın Genel Başkan Yardımcısından. Ben buraya bunlar için geldim. 10 numara projeler. Hem Adapazarı hem Büyükşehir'in Zorla mı yapmış o. geçirmişler? Ya adam diyor ki şunu diyor Zafer Tokuş. Ben diyor seçime doğru gidiyoruz. Ben diyor burada 16 ilçedeki diyor medya tanıtımla ilçedeki medya tanıtımla konuşma toplanmaya geldim. Hazır diyor gelmişken işte Adapazarı'nın çalışmasına da geldim. Büyükşehir'in tanıtımına da Nasıl geldim. bir kelime ya? Ya olur mu böyle şey? Sen orada bunları onur etmen lazım. Ben mikrofonda şunu beklerim ben. Arkadaşlar bu Evet. projeler 10 numara projeler. Ekran Tebrik sabitleyin, ederim dursun, bitti. dursun, durdurun. Ya sanki ben anlamadım yani. Ben bu biraz yadırgadım orada. Şunu söyleyeyim. Benim yanımdaki insanlar da yadırgadı biliyor Hüseyin musun? Kaci'yi takip et. Yani ben Zafer şaşırdım ya. Yani ne demek yani? Ben Adapazarı bunlar için gelmedim diyor projeler için. Bunlar için gelsen ne olur? 10 numara 5 yıl bizim şehir için Bunda ses var hayati mı? projeler Bunda ses var 10 mı? numarada projeler. Ses var mı ses? O sesi verir misin bana bunda sesi? Orada bir şey düşüyor, bir kelime söylüyor. Onu ben istiyorum. Diyorum. Ya o ayrı bir Bu şey. önemlidir. Sesi ver. Burada söyledim ama. Sakarya'da Dur. Dedi burada da bakmadım dedi. sonuçlara ama büyük ihtimalle %60'ın üzerinde bir oyla Büyükşehir Belediyesi kazanılmıştır. Başka ne oluyor ya? Sabote var bana. Ya. Yani İzmirliyiz diye yapılmaz ki kardeşim. Nedir bir kelime ya? Ve eski şey. Neyse sorun yok. Bir daha verin arkadaşlar. Bir daha verin. Bu Şöyle bu diyorum. isim AK Bu Parti önemlidir. tanıtımdan sorumlu Sakarya'da genel başkan yardımcısı. Bakmadım Evet. sonuçlara Hatta AK ama Parti büyük tanıtıcı belediye ihtimalle başkanı diye yüzde geçiyor. %60'ın üzerinde Hüseyin Kaci'yi de oyunda değiştir. Evet. kazanılmıştır. Başka ne oluyor Ben ya? şahsen bir gazeteci olarak Evet. şaşırdım. Sabote var bana. Yani İzmirliyiz diye yapılmaz ki kardeşim. İzmir'in mi Neyse insanı sorun ya? yok. Ya biz diyor Sakarya değiliz ya diyor. Şu önemlidir. Sakarya değiliz ya bize diyor para Seçim düştü diyor. Şimdi ben kazandır. anlatayım onu orada şu Ve arkadaki sonrasında bu şehirde emek seçimi var. kazanan Bu şehirde İzmir. emek var panosu var orada. Çok talihsiz açıklama ya. Pano düştü Bu orada olabilir. Pano düşünce dedi ki bana sopatım var dedi ya. Sopataşım var bana dedi. İzmirliyiz diye dedi. Ya ben bunu yani konuşmadım. Konuşmak istemedim de. Ya böyle bir şey olur mu ya? Yani mikrofon orada çıkmışın şunu dese ya. Ben özellikle de bu projeler için geldim. Ne olur? Ya iki yerde de bu cümleleri kurdu Zafer. Ben Kimdi kendisi? şahsen yadırgadım. Kimdi? İsim dedi kim kendisini? Hamza da. Tam İzmir neredeyse Milletvekili ortası AK Parti oluyor. Tanıtım Medya Ben Başkanı. şahsen İkinci yıl yadırgadım. dönümünde Bir gazeteci olarak biz yadırgadım. size 31 Mart Hayır bu ben 2019'dan o önce görüntü bir daha versene Serdar. Serdar ilgili bu görüntü bir daha bir oynatır mısın? Merak ettim. Bir şey geleceğim orada. Üstüme bakacağım. Şaka mı yapıyor? Ciddi mi söylüyor? Yok şaka yapıyor. Şaka da. Bu Yani o önemlidir. şaka da söylenmez ama arkadaşlar. Sakarya'da 1 Nisan ya bugün. bakmadım Ya bir sonuçlara ama büyük Hiç ihtimalle Ekrem Bey ne yaptı %60'ın pozisyonda? Ne üzerinde yani bir herkes? oyla Ya Büyükşehir şaka yapıyor Belediyesi ama sırtı bize dönük kazanılmıştır. görmedik. Başka ne oluyor ya? Sabote var bana. Yani İzmirliyiz diye yapılmaz ki Ne kardeşim. olduğuna kısa bahset istersen izleyelim tamam. Arkada minicik sahneye yapıştırılmış epoksiden ince bir malzemeden yapılmış bir slogan. Tam ekran verseniz İnsani bir gözükmüyor mu? durum. Arkadaşlar Düşmüş tam ekran şey. verseniz onu merak ettim. Hayır ben özellikle merak ettim Şu işte. Bakın benim tam ekranım bir daha. Evet. Seçimi Tam ekranım kazanan yoktur o. Bir daha ve versene. icraatla Tabii görevlendirilen tamam kişilerin zaplardan oluyor. ediyorum. Bu önemlidir. Sakarya'da bakmadım sonuçlara ama büyük ihtimalle %60'ın üzerinde bir oyla Büyükşehir Belediyesi kazanılmıştır. Başka ne oluyor ya? Sabote var bana. Yani İzmirliyiz diye yapılmaz ki kardeşim.
Ben neyse sorun yok. Algılayamadım. İzmir'in İzmir'in şaka var. Şaka yapıyor. İzmir'in neyi var ya? Ya şu önemlidir. Bir de bu şaka yapılsa problem yok. Ama kürsüden yapılınca biraz tabii eleştiriye muhatap olabiliyor. Ya yani orada genel başkanın hiç yakışık almamış. Orada genel başkanın yapması gereken şu. Ya şaka AK Parti olmadı. Abi bakın AK Parti tanıtımdan ve medyadan sorumlu genel başkan yardımcısının yok ben buraya parti toplantıya yapmaya geldim beni buraya getirdiler diye açıklaması. Aynen öyle dedi yani. İkinci konusu da İki yerde de dedi. Yani bilmiyorum da yani. Burada da dedi o lafları. Bu çok çok rahatlık. Rahatlık ben diyor bu. Ki bak, ben diyor tanıtım medya başkanıyım diyor. Ben diyor genel İzmir başkan. Bak bak yani. İzmir milletvekili. Ben diyor buraya şey için geldim diyor. Toplanmaya geldim diyor. 16 ilçedeki medya tanıtımla diyor. Türkiye diyor seçime doğru gidiyor ya. Onlarla toplanacak. Hazır gelmişken buna ya kürsüde diyor bunu. Hazır gelmişken diyor işte beni tuttular diyor buraya da getirdiler. Ona getiriyor. Aynısını şeyde ne söyledi? Sabancı'da ne söyledi? Ettiler, geldim de adamları onurlandır. Adapazarı Belediyesi onurlandır. Ya ben Adapazarı Belediyesi için geldim. Büyükşehir Belediyesi için geldim. Ne olur onu da sen yani. De, yani onlara destekliyoruz diye bir şey de yani. Ya ben şaşırdım. Alişan Bey orada mıydı? Alişan Bey oradaydı. Alişan Bey güzel konuştu bugün. Alişan Bey hem Mutlu Bey'i hem Ekrem Yüce'yi ikisini onarı etti. Acemi mi? Yok canım ya adam. Tanıtı medya başkanı adam. Yeni mi? Yeni siyasetçi mi? Yok abi yani Alişan Bey'le aynı MYK döneminde tanıtım ve medya başkanı oldu. Abi bu lafla söylenmez ya. Ben şaşırdım. Hani bir ilçe belediye başkanı söylese. Bir adım daha gideyim mi? Bir adım daha gideyim mi? Çıktı kürsüye. CHP'li belediyeleri eleştirdi. Lasman'da. Abi hak sahipleri var orada. Lasman'a gelmişler. Adam benim yanımda oturan birkaç kişi vardı bak. Adam CHP'li olabilir, MHP'li olabilir, Saadet Partili olabilir, başka partili olabilir. Başladı şimdi bu şeyleri eleştirme, siyaset yapma, CHP'li belediyeleri eleştiriyor. Adamlar rahatsız oldu. Ya dedi biz buraya Lasman'a geldik. Gereği yok dedi bunlara. Ya Lasman anlat sen bana. Neler yapacağını anlat. O öyle bu böyle. Hakan sen ne diyorsun bu görüntülere? Benim yanımdakiler rahatsız oldu bundan. Hakan sen ne diyorsun buna? Ya şimdi şaka, bugün bu şaka yalnız 16. şey. Bugün konuştum medya planlama işte sorumlusu başkanı neyse artık genel başkan yardımcısı birisi Sakarya'ya geliyor ve Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde kaç oyla alındığını bilmiyor. Büyük ihtimal Sakarya'da AK Parti'nin yüzde kaç oy aldığını da bilmiyor. Yani bu onu bilmiyorsa onu da bilmiyordur. Kendisi söylüyor. Şimdi o dikkatimi çekti benim de. Bu birincisi. İkincisi buraya geliyorsunuz. Medya tanıtım başkanısınız yine. Medyayla herhangi bir şeyiniz yok. Temasınız olmuyor. Sadece bu programlar var diye bir temasınız var. Medyayla bir basın toplantısı yapıp fikirleri alınabilirdi mesela. İkincisi. Üçüncüsü. Bu İzmir olayı yani facia. Yani İzmir olayı gerçekten facia. Fazla evet. Yani o çok farklı yerlere çekilebilecek bir söz. Evet. Yani bir genel başkan yapsın, hele de AK Parti genel başkan yapsının cümle kurarken daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Kelimelerini özenle seçmesi gerek. Kesinlikle. Ben şimdi mesela kürsüde. Ya beyefendi burası Türkiye Cumhuriyeti hepimiz kardeşiz. Biz ne demek genelimiz? Genel başkan yapsın deyince hep Ali İhsan Yavuz şeye ya bizde var ya AK Parti'de mesela. Ben şimdi Ali İhsan Yavuz'la onun konuşma hitap şekliyle şimdi Hamza Dağ'ydı değil mi? Evet. Baktım, evet Hamza Dağ avukat kendisi. Yani o da avukat o da avukat. Ama İkisi de avukat. Arasında dağlar ya kadar fark var. Bu icraç öteki şeyci bak, mi? Yani dağlar Vallahi kadar fark var. Ali İhsan Yavuz çok beğendim. Çok güzel konuşmalar yani şimdi yaptı. Ben Ali İhsan Yavuz'u ben de dinledim o sabahki çok toplantıda. Güzel konuşsun. Yani şimdi arasındaki böyle bir şey yaptığın zaman teraziye koyduğun zaman gerçekten dağlar kadar fark var. Yani böyle bir şey yapılmaz. Şey benim de çok dikkat. Ben öğlenki programı havalimanına gittiğim için izleyemedim. Öğleden önceki Adapazarı programında benim de gerçekten dikkatimi çeken şeylerden bir tanesiydi bu. Ben buraya işte aslında bunun için geldim ama buraya da işte sürpriz beni ya buraya getirdiler dedi adam. Tutup ya onu ya. Dedi ya. Çünkü yani, beni tutup evet, getirdiler. Ben şok oldum. O lafını ben de duydum ve benim de çok yani yadırgadım. Cumal abi daha fazla iki defa duyunca daha çok tepki gösterdi. Ben hani aynısını Sabancı'da da yaptı. Ya ben onu bilmiyorum işte Sabancı'da söylediğini. İnsanlar tepki gösterdi. Bir adım daha öyle gidiyorum. CHP'li belediye eleştirdi. Lasman'da evet. Ya insanlar oraya gelmişler. Partililer var. Abi adam hak sahibi orada. Bakmıyor ki
güzel bir çalışma yapıyor. Ya ben şunu şunu söyleyip konuyu kapatacağım. AK Parti kurulduğu yıllarda 2008'de oluşturduğu kadrolarla, kaliteli kadrolarla bu ülkeye hem çok büyük hizmetler verdi hem de çok şeyler kattı. Ama kadro değeri giderek düştükçe, kadro değeri giderek azaldıkça AK Parti'de başarısızlık, AK Parti'de işte erime, AK Parti'de metal yorgunluğu bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunun nedenlerini de işte bu tür şeylerde görüyoruz yani bence. Ben sana söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu lafı duysun kızar. Biz İzmirliyiz'deyim, şakası yani, olay olsa şöyle kızar. Bir şey, yani bunu... Ben sana söyleyeyim. Muhalif bir gazete, ajanslar... Bak, reis bunu duysun. Sefa, sen ne diyorsun bu konuda? Evet, şöyle ben genel olarak... Konuyu toparlayalım çünkü 3 konuda var. Evet. Bugünkü programlar içerisindeki partililer rahatsız ettiğini düşünüyorum. Çünkü yani hakikaten, normalde hakikaten Hamza Bey'in programı bugün ikisinden alakası yok. Planlanan bir tanıtım ama onu... Her doğru herhalde söylenmez ki kardeşim. Işte. Sanki biz buraya gelmişken biz de buraya uğradılar gibi yapmak... Öyle dedi ya. İki büyük projenin de gölgesi. Hayır, iki bir ideyi itibarsızlaştırıyor. Dedi. Kürsüden Hamza Bey iki tarafta da... Gelmese daha iyiymiş. Ciddi bir gaf yaptı. Özellikle buradaki konuda açıkçası kürsüde çok insani bir durum. Arkadaki düşmüş... Orada onu yapanlar da insanlar, şimdi şey diyeyim yani sırf öyle dediği için belki de orada çok ciddi bir sıkıntı oldu. Çünkü belki işten de atmıştı, belediye belki iş vermemişti, herkes atmıştı. Herkes gülecekti ona, orada kürsüdeki bir insan normal şartlar altında hepimizin canlı sıkıntı yok diyecekti, konu kapatacaktı. Tabii hepimizin canlı yayın kazaları oluyor. Şimdi bazen bizim mikrofonumuz çalışmıyor, biz şey mi diyeceğiz yani Serdar abi sabote mi ediyorsun diyeceğiz. Orayı Serdar sabote mi ediyorsun? Orayı kapatması, ben aslında biraz tarzını şeye benzettim. Yo, bak ben sana söyleyeyim. Zafer Tokuş'a benzettim reis, tarzını. Reis var ya, Sayın Cumhurbaşkanı duysun bu... Biz İzmirliyiz diyelim, böyle oluyor. Şaka da yok. Evet. Orada ne kadar kalabalık biliyor musun bu toplantı bir de? Bu toplantı ne kadar kalabalık. Orada evet. Herkes var. Reis kızar bu işe. Tarzını ben biraz Zafer Tokuş'a benzettim. Zafer Tokuş da biliyorsun kamera bizi çekmedi. Sana telefonla oynarken bizi afişe ediyor. Diyor ki yani evet. Telefonla. Halbuki burada şeye bakıyoruz. Yalnız, Hamza Bey de öyle. Ben bizim Ali İhsan Yavuz'u bir daha söyleyeyim. Buradan da Zafer ben abiye geçirdiğin yer helal olsun. Ali İhsan Yavuz'un bugün mesela not da almıştım. Hem orada hem burada konuşmaları gayet yapıcıydı, güzeldi. Sakarya ile ilgili güzel mesajlar da verdi. Ben buradan hoşuma gitti. Söyleyeyim. Evet, şimdi son olarak Nehirada Projesi'nin Sakarya fayda... toplantılarında Hamza da en uçta oturuyor, Ali İhsan Bey ikinci sırada. Ben o kadar mı yani o var kıyaslamak şey gerekiyor. Zafer abi, Nehirada'yı konuştuk ya. Evet. Konuştuk ya Nehirada'yı. Son sözleriniz var mı başka? Yok.